Selam gençler, Rukab ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine misafirlikteyiz arkadaşlar. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Diriliş 1453 klanıyla birlikteyiz. Sıralamada 53. sıradalardı ben girdiğimde. Gayet muazzam, gayet muhteşem, gayet sıcakkanlı insanların bulunduğu bu güzel klana arada sırada sohbet etmek için uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bülent abinin de söylediği gibi klandaki boşlukları arada sırada sohbet etmeye gelmek isteyenlere ayırıyoruz dedi. Misafirlere ayırıyoruz dedi. Ben de o misafirlerden bir tanesi olmuşum. Çok güzel sohbetler edindim. Çok güzel kardeşlerim, abilerim oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar büyük destekleri için. Çok fazla laf uzatmaya gerek yok. O muhteşem saldırılara geçiyoruz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hem arkadaşlıkları çok güzel, hem sohbetleri çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam 8 senedir falan birlikte oynayanlar varmış aralarında. Yani muazzam bir durum. Bir ömür beraber oynarlar inşallah. Bülent abi 45 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Olgun insanlar topluluğu, benim tabirimle güzel insanlar topluluğu. Hepsine başarılar diliyorum bu güzel oyunda. Umarım yolları bahtları açık olur. İnşallah onları ilk onda görürüm. İlk saldırıya geçeceğim arkadaşlar. Sırayla aşağıdan yukarı doğru çıkacağım. Belediye binası 15 saldırıları izleteceğim. Çılgın isimli arkadaşımızın çılgın saldırısına bakalım. Ejder, Ejder Birinci, Balon, Klonlu, Süper Okçu. Yalnız bir ayrıntıyı görmenizi isterim. Fok balığıyla kazıcı var. Fok balığının adını bilemediğim için fok balığı diyorum. Diğer tarafta kazıcı mevcut. Kazıcıyı da şampiyonla kullanıyor. Yani şimdi ben öküzden vazgeçmem. Kazıcı çok güzel. Ben muhtemelen koruyucununkini değiştireceğim. Şampiyona anka kuşunu koyacağım gibime geliyor ama kazıcıyla fok arasında kararsızım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Belediye binası 15 ama tam fullenmemiş bir belediye binası 15. Duvarlar açısından ama duvarların çok da bir önemi yok. Önemli olan hava saldırısı olduğu için tamamıyla havaya bakan savunmalar önemli. Bu bağlamda da belediye binası 15'e geçen bir rakip için kaya saçarlar, hava savunmaları gayet ideal noktada. Yani bir Tesla'nın düşük olması benim için çok büyük bir ifade etmiyor arkadaşlar. 14'ten geçilme 15 ama güzel, iyi turlamış. Görüyorsunuz üst taraftan devam ediyor. Şampiyonun da maşallah kıyafet ne kadar güzel. Kazıcı aşağıdan girdi. Nereye gidiyor? Kazıcı yolunu kaybetti. Evet. Orada rakip şampiyona geldi. Şampiyon da tabii rakibin gücü düşük. Ve güzel bir şekilde köyü 3-7 çılgını tebrik ediyoruz. Güzel bir saldırı. Şimdi hemen bir diğer savaşa geçiyoruz. Tabii rakipte Türk denk geldi. Turkish Titans klanı. Kendilerinin kaçıncı sırada olduğunu bilmiyorum. Şu anda savaşın da bitimine 22 dakika kaldı. Videoya da savaş sonucunu bir denk getirmeye çalıştım. Öyle de oldu. Sonucu da beraber göreceğiz videoda. Evet, İspanyol. Yani Bülent abi. Bülent abinin saldırısını izliyoruz. Ejder, Ejder Birinci, Balon. Arkadaşlar klasikleşti artık bu ordu. Daha önce ben süper okçuyu kullanacağım dediğimde bu kadar revaçta olacağını tahmin etmemiştim. Gayet de revacın en dibinde oldu ordu. Ama monolite karşı monolite sıfırlayabileceğiniz başka bir ordu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yusuf Baba Nikli kardeşim, Yusuf kardeşim bana süper atıcı ordusu yazdı. Şu anda köyümde süper atıcı basma şansım yok ama ilk fırsatta ilk basacağım süper birlik ordusu o olacak. Ordu biraz dağıldı. Kraliçe ve iki tane ejder binici yukarıdan, kalan ordu aşağıdan gidiyor. Tabi burada şampiyona büyük iş düşecek.
Kral Veled Dali'nin amir oldu herhalde. Evet, kral piyasada yok. O ölmüş anladığım kadarıyla. Muhtemelen orada Tekli Cehennem Kulesi vardı. Orada öldü. Şampiyon içe doğru aktardı. Köpeği kaybetti. Öküz girdi. Öküz hala yaşıyor. Kral yok, öküz yaşıyor. Normalde öküz öldü, ortaklık bitti olur. Burada öküz ölmedi. Kral öldü. Enteresan bir şekilde. Çok güzel, şampiyon aşağıya doğru indi. Özelliğini daha yeni kullanıyor. Bülent abi klasını konuşturmuş. Şampiyonun okunu, kalkanını sonra saklamış. Gayet güzel. Eline sağlık. Mükemmel bir saldırı. Bir diğer saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Fly Pegasus. Uçuşa hazırsanız saldırıya başlıyoruz arkadaşlar. Oo! Süper atıcı saldırısı. İşte budur. Evet, uçuşa hazırsanız Fly Pegasus'la süper atıcı saldırısına hoş geldiniz diyorum. Alev atıcısını saat 12 yönünden, koruyucu da saat 3 yönünden salmış. Güzel bir şekilde ilerliyor. Ankai koruyucuya da kullanabilirim. Çünkü koruyucunun hücum tarafı bana kuvvetli geliyor arkadaşlar. Daha kesin kararımı vermedim. Şampiyona kazıcı ya da o fok balığı güzel gidebilir. Evet, koruyucu gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Alev atıcı da ilerliyor. Alev atıcı içeri doğru ortamı kıstı bayağı bir. Bebek ejder de şu anda ortamın daralmasına yardımcı oluyor. Şimdi buradan sonraki süreç nasıl olacak? Evet, duvar kırıcıyı çaktı. İki tane yetiği saldı. Buz golem ve süper atıcılar gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Duvar kırıcıyı da vurdu. Ama duvar kırıcı bu tarafa açık olduğu için farklı bölüme gitti. Yani sattı diyebileceğimiz tabiri gerçekleştirdi. Şimdi yan tarafın açık olmasının dezavantajı var arkadaşlar. Bakalım o dezavantaj nelere mal verecek. Koruyucunun özelliği geldi. Atıcılar hepsi içeri girdi. Her şey alabora oldu. Kralın özelliği kullanıldı. Özellik, koruyucu özelliği şu anda son buldu. Şampiyon devam ediyor. Özelliği kullanıldı. Bir tek kraliçenin özelliği kaldı. Dondurmayı çok iyi yere gitti. Orada dondurma mı yoksa buz golem patladı onu bilemiyorum. Ve şu anda gördüğünüz üzere kraliçe zehrin içine girdi ama fark eder mi? Fark etmeyecek gibi duruyor. Evet, temizlik harika oldu. Artık köyde savunma kalmadı. Savunma kalmadığı için de kraliçe artık orada ölmüş ölmemiş çok bir şey ifade etmiyor. Bir tane Tesla vardı. Tesla da gitti. Bir tane okçu kulesi kaldı anladığım kadarıyla. Başka da bir savunma birimi yok. Tabi burada sıkıntı. İki tane atlatma büyüsü kullanmış. Ben bu orduyu kaydederim aga. Bu ordu iki tane yeti olması benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi Yusuf'un ordusuna da bakacağım. İki tane yeti olması benim hoşuma gitti. En azından yetileri bir tanesini kenar açmak için kullanabilirsiniz. Diğerini de ordunun önünden salabilirsiniz. Buz golemle birlikte. O yüzden güzel bir şey. Ordu. Peki merak ettiğim durum, duvarlar 15 olsa nasıl atlayacak durum? Onu merak ettim ama onu da zamanla görürüz gibi geliyor. Eline sağlık Fly Pegasus. Ne kalkarken ne inerken uçan sarsıntısını hiç hissetmedik. Gayet güzel. Bir diğer köye geçiyoruz. Onur 1903. Bülent abiden aldığım talimatlara göre Onur eski dereceye giren kişilerden bir tanesiymiş. Kendisi turnuvalara vesaire hani bir yerlerde sürekli bulunuyormuş, aktif olaraktan oynayan bir oyuncuymuş. Önceden şu aralar biraz durulmuş. Kendisi aynı zamanda polismiş. Kendisine başarılar diliyorum. Bu ülkede polis olmak da zor zanaat, biliyorsunuz arkadaşlar. Hem işini yerine getirecek, hem oyununu yerine getirecek. Valla helal olsun. Evet, kraliçe yürüyüşüyle başlamış. Ana binayı alacak muhtemelen. Rakip kralı temizledi. Rakip kraliçeyi temizledi. Rakibin ana binasını da temizledi. Artık
Rakibin her türlü zorluğuna göğüs gerdi. Muhtemelen zeplin yok bunda. Ali Asıcan, pardon, binici madenci saldırısı yapıyor. Wow. Evet. Bugünkü saldırılarımız çeşitlilik bakımından zengin. Ejder binici, süper atıcı ve hibrit saldırısı mükemmel derecede farklı saldırılar görüyoruz. Hibritte alev atıcıyla ilerliyor. Rakip şampiyonu da aldı. Barbarla burayı da kapattı. Barbar şimdi bir darbe alacak derken özelliği duruyor. Barbar yırttı. Şimdi özelliğini kullandı. Orayı güzelce bir temizledi. Gayet açtı ve hibrite alt taraftan saat 6 yönünden başladı. Kraliçenin özelliği gitti. Dondurma şansı yok. Kraliçeyi komple kaybedecek derken kaybetti. Koruyucunun özelliğini kullandı. Koruyucunun özelliğiyle beraber bir an evvel monolite giriş yapılması lazım. Evet, monolit can yakamadan öldü. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bizim Furkan'dan sonra Onur'u da hibritte izlemek hibriti bir tık daha iştah arttırıyor arkadaşlar. Evet, durum vaziyet gayet güzel. Gördüğünüz üzere köyü talan etti ve temizlik ordusuyla beraber içeri doğru kat ediyor. Evet, gerçekten muazzam. Artık binciler de köyde savunma kalmayınca köyün diğer parçacıklarına saldırıyor arkadaşlar. Ve köyden güzel bir üçlük çıkartıyor. En arkada bir tane altın madeni kalmış. Düşünsenize böyle sürenin dolduğunu, time fail olduğunu. Sen köyü talan et, gel bir tane madene 3 yıldızı kaybet. Eline sağlık Kartalım. Teşekkür ediyorum. Güzel bir saldırıydı. Daha nice güzel saldırıların olur inşallah. Ve Bülent abi. Bülent abi birçok hesap var arkadaşlar. Bu da bir diğeri. Ordusu aynı. Ejder binici balon. Arkadaşlar ben de başka ordu oynayamıyorum şu anda. İnşallah yakın zamanda oynarım. Yani şimdi burada Doruk beni izledi diyecek Uğur abi. Üçüncü saldırıdan sonra süper atıcıdan vazgeçeceksin. Ama geçmeyeceğim, bak gene kararlıyım. Uzun zamandır ejder biniciden vazgeçmiyordum. Ejder binici de artık kendimi garanti altına almak istersem iki cepte arkadaşlar. Ama zoru seçtiğim zaman maalesef iki de olmuyor bazen. Evet, çok iyi yere indirmiş ya. Vallahi Zeplin'i mükemmel yere indirmiş ya. Vay 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 vay. Bülent abi. Abi süper okçular ne temizlemiş be. Ordu resmen sapasağlam duruyor. Evet, zehrin de etkisi bitiyor herhalde. Vay 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 vay. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Geriye de en babalar kalmış yani. Eline sağlık abi. Mükemmel bir saldırı. Üçlüklerin ardı arkası kesilmemiş gördüğünüz üzere. Olimpos. Olimpos hesabı da Bülent abinin olması lazım. Ordunun da aynı olduğundan mütevellit. Yanlış hatırlamıyorsam bu hesap da Bülent abiye ait. Evet, önce bağlı bölgeden kahramanlarla ilerleyip ardından orduyu salıyor. Orduyla kahramanlar bir arada ilerliyor. Güzel düzenek, tatlı düzenek. Koruyucunun özelliği çok iyi gitti. Tabi buradaki en büyük avantaj arkadaşlar
Büyü kulelerinde zehirin olmaması. Aga zehir efsane ya. Valla bugünlerde %55-%60 arasında değişiyor yüzdem. Tabii diğer oyuncularda çıta bayağı bir yüksek arkadaşlar. Gerçekten seviyeyi üst düzeye çıkarttıklarına inanıyorum. İnşallah bizler de o seviyeye geliriz. Ama bayağı bir zorlanacağımızı tahmin ediyorum. İşte köyde gördüğünüz üzere savunma bırakmamaya gayret gösteriyorlar. Şampiyon son ana kadar takımın başında. Kraliçe üst tarafta duvar açmaya çalışıyor. Kimse olmadığı için etrafında canını da fulledi. Ve güzel bir şekilde köyü üçlüyoruz. Helal olsun abi. Evet, şimdi gelelim bir diğer saldırıya. Kaç tane üçlük oldu bilmiyorum. Son 10 dakika bu arada savaşın bitmesine. Evet, İspanyol. Bülent abi. Evet, klanın neredeyse tüm üçlüklerini Bülent abi atmış gibi bir hissiyat var içimde. Evet, bebek ejderle oradan alan daraltmaya çalışıp orduyu tam ortadan gönderiyor. Üfürükçülerin de ters noktaya bakmasından mütevellit orduyu bu şekilde hızlandırıyor ve şimdi üfürükçü de ittirecek muhtemelen orduyu. Büyük kulelerinden ne kadar öfkeler çıksa da problem yok. Evet, ittirseydi patlamıştı. İttirseydi patlamıştı. Oh, monolit gitti. Ana bina gitti. Oh, canıma da değsin der gibi köyü hezimete uğratıyor Bülent abi. Oh, fena patlamış. Süper okçular fena patlamış. Süper okçular fena patlamış. Yani aslına bakarsanız köyün yarısı duruyor ve bu yarım %45'lik dilim içinde bütün ağır savunmalar mevcut. İki kaya saçar, bir kartal topu mevcut. Buradan üçlü çıkartmak da kahramanları iyi kullanmanın vermiş olduğu yetenek işi arkadaşlar. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Rakip şampiyonların olmaması da büyük bir avantaj. Şimdi özelliğini kullandı. Ah! Yani kaya saçarı da inseydi süper olacaktı. Evet, gördüğünüz üzere ya işte bak ya biraz da şansınız yaver gidecek arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Barbar kral döndü dolaştı kaya saçarın bulunduğu noktaya gitti. Bakın bu çok büyük bir ayrıntı. Niye diyeceksiniz? Eğer ki yolunu şaşırıp kraliçeyle aşağıdan dolansa belki de kaya saçarın dışarıdan gönderdiği darbelerle ikisi de ölecek. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu oldu ki kral orayı temizledi. Kraliçeye köyü temizlemek düştü. Aynı bir kadının evi temizlediği gibi kraliçe köyü temizledi. Evet, güzel bir saldırı. Tebrik ediyorum Bülent abi. Yalnız savaşta çekişmeli oluyor arkadaşlar. Türkistan sıkılında gayet kafa kafaya gidiyor gibime geldi. Bakalım daha ne kadar ilerleyecekler. Evet, üçlükleri izlemişiz. Buraya kadarmış. Yani Bülent abi takımı buraya kadar sırtlamış. Gayet güzel. Diriliş 1453 klanın adı. Dediğim gibi misafirlik için uğrayabilirsiniz. Çok babacan insanlardan kurulu bir klan. Kendilerine beni misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum ama irtibat halinde olacağız. Birlikte de gene beraber oluruz gibime geliyor. Ben onları çok sevdim. İnşallah onlar da beni çok sevmiştir. Yolumuz tekrardan kesişir. Bir gün kaptanı da alıp oraya gitmek isterim. İnşallah güzel savaşlar çıkartırız. Arkadaşlar güzel bir videoydu. Anlatması zevkli, savaşı zevkli. Tabii kendileri de zevkli olduğu için ben de böyle büyük bir iştahla anlattım kendilerini. Gayet eğlendim ben onlarla geçirdiğim vakit süresince. İnşallah daha güzel yerlerde tekrardan karşılaşırız.
Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Misafirliğe devam ediyoruz. Bugün burada, yarın orada, öbür gün başka bir yerde. Sizler de beni aranızda görmek istiyorsanız, vallahi ben gelmeye dünden razıyım. Sizler yeter ki beni kabul görün. Üst seviye klanlara ne zaman istek atsam red yiyorum. İnşallah bundan sonra kabul görürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.